CHP Hatay Milletvekili Serkan Topal, 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 83. yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajında, 5 Aralık birçok medeni ülkede Dünya Kadın Hakları Günü olarak kutlanmakla beraber ülkemiz kadınları için daha farklı bir anlamı da içinde taşımaktadır. 5 Aralık tarihini en az 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kadar önemsemek gerektiğini düşünüyorum. 5 Aralık, Türk devriminin inşa sürecinde milli mücadeleden başlamak üzere yaşamın her alanında erkekleriyle birlikte mücadele eden ve zaferde en az erkekler kadar katkısı olan kadınlarımız için ayrı bir anlam taşımaktadır. Türk kadını haklarını savunmalı ve sistematik olarak kadını yok sayan gericiliğe dur demelidir. Kadını özgürleşen toplumlar geleceğe güvenle bakarlar. Kadın Hakları Günü'nü ve Türk kadınının seçme ve seçilme hakkını elde edişinin 83. yılını en içten dileklerimle kutluyor. Kadınlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum dedi. Defne Belediye Başkanı İbrahim Yaman da 5 Aralık Dünya Kadın Hakları Günü ile ilgili bir basın açıklaması yayımladı. Başkan Yaman mesajında, "Çağdaş ve uygar bir ülke olmanın vazgeçilmez unsurlarından biri olan özgür ve eşit kadın modelinin yalnızca yasalarda bir ifade olmanın ötesinde özel olarak desteklenmesi ve geliştirilmesi gereken kavramlar olduğunu unutmamalıyız. Kadınlarımızın toplumun dezavantajlı kesiminde değil, toplumu ilgilendiren, her konuda en önde, inisiyatif alan, karar süreçlerinde eşit söz sahibi olmalarını temenni ediyorum," ifadelerini kullandı. Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir de bugüne özel mesaj yayımlayan isimlerden. Başkan Nehir mesajında, "Kadın Hakları Günü, kadınların yaşamın her alanında eşit koşullarda yer almasının modern dünyanın bir zorunluluğu olduğu düşüncesiyle kararlaştırılmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlara belediye seçimlerine katılma hakkı, muhtar, köy ihtiyar kurulu üyeliğine seçme ve seçilme hakkı ve milletvekili seçme ve seçilme hakkı gibi hakları birçok Avrupa ülkesinden önce vererek, kadınlarımızın ülke yönetiminde söz sahibi olmalarını sağlamıştır. Bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu çağdaş, layık Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin kadınlara verdiği önemin göstergesidir," ifadelerini kullandı.